Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ortanca çiçeğinin nasıl yetiştirildiğini, nasıl çoğaltıldığını, hangi topraklarda yetiştirildiğini anlatmak istiyorum sizlere. Bu gördüğünüz güzeller benim 2 yıl önce bahçemden çelik alarak yetiştirdiğim ortanca çiçeklerim arkadaşlar şöyle bir de sizlerle de paylaşmak istedim. 2 e, yıl önce yetiştirdim. Hemen e, ertesi yıl bana böyle bol bol çiçek vermeye başladı ve tekrar böyle bakın bu yılda bakın e, tomurcuklanmaya başlamışlar. Gayet güzeller. Şöyle göstereyim dedim. Bu yılda tekrar ben onlardan ürettim. Benim bahçemde çok güzel e, iki sağlı sollu kapıdan bahçe kapısından bahçeye çıkarken oraya konumlandırılmış büyük olanlardan var. Tabi yere ekilince daha bir büyük oluyorlar arkadaşlar. Onlardan ben her yıl Kasım'ın 15'inden sonra böyle buduyorum. Bazı budadıklarım işte böyle saksıların içine görüyorsunuz bayağı büyükçe toprak saksılarım vardı. Onlara ektim. Böyle pembe pembe açıyorlar. Çok güzeller bu yılda tekrar şöyle göstereyim size. Bakın bu yılda böyle kırmızısından bir pembesi bir kırmızısı var bende. Kırmızısından şöyle edindim. Şöyle göstereyim size. Bakın şöyle şöyle çubuk olanlardan. Yalnız mesela Kasım'ın 15'inde bunları iyice yapraklarını döküyor arkadaşlar. Yapraklarını döktükten sonra bunları budamanız gerekiyor. Eğer yaprakları dökmeden böyle yeşilken budarsanız seneye küsüyor, çok fazla çiçek vermiyor bunlar. Bu güzeller. Kendiniz rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Bunlar serin ve böyle serin soğuk havaları seviyor. Çok yıllık bir bitki. Hiçbir şey olmuyor soğuktan, kardan. Hiçbir şey olmuyorlar arkadaşlar. Bunları Kasım'ın 15'inden sonra buduyorsunuz. İyice yapraklarını o döküyor. Böyle çubuk kalıyor onlar. Çubuk çubuk. Aynen böyle. Şöyle çubuk halinde kalıyorlar. Onları ben böyle budadım. Bu kırmızı olandan. Bu gördükleriniz pembe. Bu gördükleriniz pembe arkadaşlar. Pembe açacak. Açınca da göstereceğim. Bunların videolarını ben yapmıştım. Yorumlar kısmına eklerim ben sizi. Oradan izleyebilirsiniz. Şöyle yukarıdan göstereyim. Çok da güzel oldular. Ee, serin yerleri seviyor bunlar. Serin, esintili, hafif akşam güneşi vuruyor benim e, şey ortancalarıma. Hafif akşam güneş vuruyor ortancalarıma. O bile bunları rahatsız ediyor. Hele yazın daha sıcak olduğu için suyu da çok seviyorlar. Bazen sabah akşam sulamak zorunda kalıyorum. Tabii ki bahçedekiler daha devasa nereye kersen Mesela orada toprak daha güçlü daha şey oluyor bunları ben böyle yetiştirmek amaçlı size göstermek amaçlı video yapabilmek için böyle çoğalttım arkadaşlar ve de çok memnunum bazen pazarlara gidiyorum soruyorum fiyatları o kadar fazla fiyatlar ki şaşıp kalıyorum şöyle Şöyle minik bir dalı. Hemen üstünde bir çiçeği var. Hibritleri 280 lira diyor. Normalleri 170 lira diyor. Yani şaşıp kalıyorum. Geçen yıl arkadaşım almıştı. Geçen sene değil. Ondan önceki sene almıştı. Beyazından al. Çok özendi. Geçen e, bu yıl şey açmış. Pembe açmış. Çünkü onlar hibrit arkadaşlar. Renkleri değişebiliyor bunların. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Bu mesela benim pembe. Böyle uçuk pembe, lila gibi. Bunu böyle koyu pembe yapabilmeniz için e, Bunların toprakları, bunlar çok asitik topraklardan hoşlanıyor. Asitik derken, mesela sirke dökebilirsiniz. Sizin toprağınız öyle değilse. Sirkeli su. 1 litre suya 1 yemek kaşığı sirke katıp Haftada bir, ama böyle tomurcuklanınca Böyle tomurcuklar gelecek arkadaşlar. Bakın benimki gelmeye başlamış. Böyle tomurcuklar gelecek. Ondan sonra o sirkeli suyla sulayabilirsiniz topraklarınızı. Çok güzel e, renkler oluyor. Koyu pembe oluyor. Böyle şarabiye kaçan pembeler oluyor. Onları deneyebilirsiniz topraklarınızda. Haftada bir dökün. Ben de size şimdi e, bir şey daha önereceğim. Ben ziraat mühendisinden öğrenmiştim bunu arkadaşlar. E, ben e, bu kırmızıları ektim. Bakın çok da güzel oldular görüyorsunuz değil mi? Bunları ben ayıramayacağım çünkü toprağım yok. Bunlara büyük böyle büyük saksı gerekiyor. Böyle bir dalda olsa böyle büyük yerler geniş yerler istiyor arkadaşlar bunlar. Bu güzeller. Bu benim kırmızım e, yetişti diye ben çok mutlu oldum. Bakın çok da güzel oldular. Biraz daha yapraklansın. Ben bunların ayrı yerlere alışını da sizlere göstereceğim. Mesela bu pembelerin ben koyu mavi olmasını istiyorum. Sizlere önerim. Ziraat mühendisinden öğrendim. Bakın gördüğünüz gibi şöyle çivit. Çiviti bilen vardır. Boyacılarda satılıyor. Eskiden böyle şeylerde kullanılırdı. Kireç kullanılan evlerde beyazlatırsın diye. Şöyle bildiğiniz çivit adı boyacılar satıyor Arkadaşlar bunlardan e, kullanabilirsiniz pembe olanlara pembelere şöyle e, şöyle tomurcuk vermeye başlayınca yalnız böyle tomurcuk vermeye başlayınca buna bir hafta arayla şöyle bir çay kaşığı şöyle 1 litre suya Çeşme suyu bu Ben bir gün önceden dinlendirdim suyumu şöyle 1 litre suya bir şey kaşığı Eğer fazla varsa çiçeğiniz Mesela çok fazla ben bahçeye yapacağım 2 litre suya karıştırıp bir yemek kaşığı katacağım Arkadaşlar siz böyle katabilirsiniz şöyle karıştıracağız ve ben şimdi onları sulamayı düşünüyorum Çünkü bayağı susuz bıraktım bunu yapabilmek için haftada bir bunu deneyebilirsiniz iki hafta üst üste haftada bir değil bir hafta ara verip bir hafta sonra tekrar yapabilirsiniz ki e, bu renklensin göreceksiniz ben size göstereceğim renklenecek mesela e, beyazlar hibrit oluyor bunun gerçek rengi pembe gerçek kendi rengi hibritlenince öyle oluyor şimdi bakalım bu kırmızı benim kırmızı açacak mı diye düşünüyorum Şu, çok basit bakın daha başka mesela daha koyu mor, koyu, koyu lacivert olmasını istiyorsanız mürekkep. Bildiğiniz mürekkep. Ben bahçedekine bir tanesini denemiştim. Mürekkebi damla, damlatıyorsunuz suyun içine onu döküyorsunuz. Gidip mürekkep alabilirsiniz. Şişelerde de satılıyor. Onlardan şey yapabilirsiniz. Bakın ben şimdi bu suyu dökeceğim. İnşallah bunu renklenince de size göstermiş olacağım. Mavi olmasını istiyorum. Şöyle suladım. İnşallah şifa olsun, mavi olsun renge. Şöyle şu renk ne kadar tatlı bir renk. Renkli böyle su gördüm de yani çok güzel ama çok pahalı. Aşırı derecede pahalı. Bir ortanca bu kadar olur mu ya? 250 lira, 280 lira. Hibrit. Normallerini 180, 190 diyor çok da küçük küçücük bir dal ama şimdi böyle üretirseniz çok da çabuk yürüyor bakın gördüğünüz gibi ne kadar güzel olmuş bakar mısınız nasıl bir sürü dal var burada şimdi ben o dalları ekeceğim kırmızı benim çiçeğim de olacak koyu kırmızı benim iki rengim var biri koyu kırmızı biri pembe onların ben şeylerini atacağım kapağa koyarım ben rengini renklerini koyarım ben size Oradan görürsünüz arkadaşlar kapakta bunlar tabii ki şimdi açmadı yazın bahçeden de ben yap yapınca videoları orada da görürsünüz bahçemdekileri de görürsünüz size de bilgiler vermek istedim arkadaşlar şimdilik hoşça kalın kendinize çok iyi bakın sevgiler.